Algoritma nedir? Daha çok bilgisayar, kodlama, yazılım, hatta yapay zeka ile ilgili duymaya alıştığımız bu havalı kelimeyi en basit haliyle bir işi bitirmek için gerçekleştirilmesi gereken adımlar olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, evden okula gitmek için bir algoritmanız olabilir. Tost yapmak ya da süpermarkette aradığınız ürünü bulmak için de Teknolojiyle bağdaştırdığımız bir kelimeyi günlük hayatımıza entegre ettiğimizde kulağa biraz garip geliyor, öyle değil mi? Peki, o halde bu kelimeyi duymaya alışık olduğumuz dünyaya dönelim ve oradan bakalım. Bilgisayar biliminde algoritma, bilgisayarın bir işi yapabilmesi için gerçekleştirmesi gereken adımlar olarak tanımlanır. Algoritmalar çok önemlidir çünkü bilgisayar biliminin bilimsel olmasını sağlayan öğedir. İyi algoritmalar yazmak ve onları ne zaman kullanacağınızı bilmek, başarılı programlar yazabilmenizi sağlar. Meşhur birkaç algoritma örneği vermek gerekirse, Google Hangouts canlı videoları internette nasıl bu kadar hızlı bir şekilde iletebiliyor dersiniz? Düşündünüz mü? Ses ve video sıkıştırma algoritmaları ile Peki ya Google Maps ya da cep telefonunuzdaki navigasyon programı Disneyland'e gidebilmeniz için Dallas, Texas'tan Orlando, Florida'ya nasıl gideceğinizi nereden biliyor olabilir? Yol bulma algoritmaları sayesinde. Pixar 3 boyutlu bir modeli sanal bir ortamdaki ışığa göre nasıl renklendiriyor dersiniz? Renderlama algoritmalarıyla. Peki ya NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki güneş panellerini düzenlemeyi nereden biliyor veya ne zaman yeniden düzenlemeleri gerektiğini nasıl anlıyor dersiniz? Tabii ki de optimizasyon ve zamanlama algoritmalarıyla. Bu algoritmalar yemek yapmak ya da sokakta yürümek gibi bizim her gün kullandığımız algoritmalardan daha karmaşıklar ama hepsinin tanımı aynı. Bir işi bitirmek için gerçekleştirilmesi gereken adımları tanımlarlar. Eğer benzer bir amaç için daha önceden yazılmış algoritmaları kullanıyorsanız, biliyorsanız zaman kazanabilir ve doğru algoritmayı uygulayarak programlarınızı daha hızlı yazabilirsiniz. Örneğin bilgisayara karşı oynanan bir oyun programı yazdığınızı düşünelim. Esinlenmek için damaya benzeyen oyunları inceleyebilirsiniz. Bilgisayar programcıları çok büyük bir olasılık ağacından arama yapan minimax ya da en küçük en büyük algoritmalarını kullanarak hiç kaybetmeyen dama oyunları yazmayı başarmışlar. Yazmak istediğiniz oyun eğer dama'ya benziyorsa bu teknikleri baz alan algoritmaları kullanabilirsiniz. Benzemiyorsa da bu algoritmaların sınırlamaları yetenekli bir bilgisayar oyuncusu için kendi oyununuzu yeniden tasarlamanıza yardımcı olabilir. Yeni algoritmalar yazmak yanında doğruluk ve etkinliklerini analiz etmek de önemlidir. Bioscience yani biyolojik bilimlerde hastalıklarla savaşan ilaçların moleküler yapılarını belirleyebilmek için sürekli olarak yeni algoritmalar yazılıyor. Fizikte algoritmalar iklim ve mevsim değişikliklerini belirlemek için kullanılıyor. Uzay bilimlerinde ise arama ve analiz algoritmaları evrendeki diğer yıldızlar için otomatikleşmiş uyduların topladıkları veriler arasında en iyi ya da önemli veriyi buluyorlar. Tüm bilimlerde hatta Khan Akademi gibi web sitelerinde bile devasa veri tabanlarını analiz edebilmek ya da olası kararlar arasından en akılcısını seçebilmek için algoritmalar kullanılıyor. Algoritmalar ilginizi çeken her alanda insanların ihtiyacı olan ve önem verdiği şeyleri yapabilmek için size çok fazla hesaplama kapasitesi yani komputasyonel güç sağlayacaktır. Bu arada tüm algoritmaların aynı olmadıklarını bilmekte fayda var tabi. Peki iyi bir algoritmayı nasıl ayırt edebiliriz? Bu anlamdaki en önemli iki kriter algoritmanın bir problemi çözebilmesi ve bunu etkin bir şekilde yapabilmesi ile alakalıdır. Algoritmaların bize her zaman doğru olduğunu bildiğimiz cevapları vermesini isteriz. Ama zaman zaman en kesin sonucu verecek algoritmaların çok uzun zamana ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için bize en doğru ya da en iyi cevabı vermeyen bir algoritma ile idare etmek durumunda kalabiliriz. Örneğin gününe depoda başlayan ve günü yine aynı depoda bitiren, paket teslim edecek bir kamyonun en etkin rotasının ne olduğu ile ilgili bir program yazdığımızı düşünelim. Tüm olasılıkları değerlendirmek günler hatta haftalar sürebilir. Ama en iyisi olmamakla birlikte hala iyi kabul edebileceğimiz bir program işimizi görecekse bu algoritma sadece saniyeler içinde sonuç verebilir. Bazı durumlarda iyiyi yeteri kadar iyi olarak tanımlamak ve iyi olduğunu kabul etmek gerekir. Peki sizce bir algoritmanın etkinliğini nasıl ölçebiliriz? Kodun sonuçlanmasının ne kadar zaman aldığını ölçebiliriz ama bu bize verilen girdi için belirli bir programlama dilinde ve bilgisayardaki performansı verecektir. Bilgisayar bilimcileri bunun yerine asimptotik analiz adı verilen algoritmaları programlama dili ya da bilgisayarın teknik özelliklerine bağlı olmadan karşılaştırabilen bir teknik kullanırlar. Ve böylece evet, bir algoritmanın etkin olup olmadığına objektif olarak karar verilebilir. Darmoğut Üniversitesi'nden iki profesörün katkıları ile artık Kaan Akademi'de algoritmalar ve asimptotik analiz hakkında daha fazla şey öğrenebileceksiniz. Bu profesörlerden birincisi, üniversite seviyesindeki en popüler algoritma ders kitabının ve Algoritmaların Sırrı Çözülüyor kitabının yazarı olan Tom Corman. Devon Balcom ise üniversitede bilgisayar bilimleri derslerini tasarlayan ve robotik konusunda araştırmalar yapan bir profesör. Hatta dünyanın origami yapabilen ilk robotunu o tasarladı. Tom ve Devon, APCS ve CS101 derslerinde öğreneceğiniz algoritmalar arasında olan arama, sıralama algoritmaları, tekrarlayan algoritmalar ve benim favorim olan grafikleme algoritmalarını size öğretecekler. Öğrenme serüveninizi en iyi şekilde deneyimlemeniz için size eşlik edecek bir sürü interaktif görseller, küçük sınavlar hatta sizi zorlayacak sorular da olacak.